Şimdi birkaç rakam vermek istiyorum. Bunlar benim kendi rakamlarım değil. Doğrudan doğruya özelleştirme idaresinin kendi rakamları. Bakın 2003 ile 2018 yılları arasında, yani AK Parti iktidardayken neler satılmış? 101 kuruluş, 10 liman, 90 elektrik santrali, 40 işletme, 11 sosyal tesis, 37 maden sahası, teferruatını bilmiyorum, 3703 taşınmaz, 6808 kalem, makine ve teçhizat, 155 adet isim hakkı. Yani ne buldularsa satmışlar. Şimdi şeker fabrikaları buzun sadece son adımlarından bir tanesi. Bu satışların içinde Tüpraş gibi, Petkim gibi, Telekom gibi Türkiye'nin en karlı, en stratejik tesisleri de var. Bunu da unutmayalım. Yani sattıkları müesseseler, zarar eden müesseseler oldukları için değil, tam tersi bugünkü iktidarın izlediği yanlış politikalardan dolayı oluşan açığı kapatmak için yaptıkları satışlar, gelir elde etmek için yaptıkları satışlar, bunu unutmayalım. 100 yılda yapılmış olan tesisler ne yazık ki 15 yılda satıldı, elimizden çıktı. Peki elde edilen rakam ne kadar? Sadece 60 milyar dolar. Küçük mü? Büyük. Ama başka rakamlarla karşılaştırıldığında bunun ne kadar küçük olduğu da anlaşılıyor. Çünkü biz 15 yılda faiz lobisine 216 milyar dolar para ödemişiz. Yani özelleştirmeden elde edilen paranın 3,5 mislini sadece faiz lobisine ödemişiz. Yani özelleştirme bu memlekete getirdikleri zararı kapatmıyor. Delik o kadar büyük ki. Bu satışlarla elde edilen, satıştan dolayı elde edilen imkan bunu kapatmıyor. Eğer sattıkları fabrikaları, tesisleri, kurumları daha iyi kullanma istikametinde bir gayret göstermiş olsalardı, emin olun kazandıkları para bu borcun çok daha üstesinde, faizin çok daha üstesinde bir gelir bu ülkeye kazandırırdı. Şöyle ülkemize bir baktığımız zaman gördüğümüz manzara şu: çiftçi, üretici perişan, genel manada söylüyorum. Tütün üreticisi perişan. Sık sık söyledik. 300 bin çiftçi buradan zarar gördü, işini terk etti, batıya bir yerlerde çalışmak için göç etti. Şimdi pancar üreticisinin tamamen bitiriyorlar. Bir zamanlar 500 bin çiftçi pancardan gelir sağlardı. Şu anda bu 125 bin civarına düştü. Şimdi onu neredeyse sıfırlamak istiyorlar. Dün patates üreticileri de partimize ulaştı. 300 bin ton patates şu anda ambarlarda ne yazık ki çürümeyi bekliyor. Niğde ve Nevşehir'de binlerce aile patates üretiminden ekmeğini yiyor. Şimdi perişan, zorlukla üretiyor ama düştüğü sefalet ortada. Niye? Çünkü iktidarın bir üretim politikası, bir pazarlama politikası yok. Aslında çiftçinin ayakta kalabilmesi, kendisini kendi haline bırakılmasıyla
bir noktaya gitmez, mümkün değildir. Ciddi manada ürün bazında devlet strateji getirmek, geliştirmek mecburiyetindedir. Fındık gibi, kayısı gibi, zeytin gibi, pancar gibi, buğday gibi hangi ürünü alırsanız alın, ülkemizde on binlerce, yüz binlerce çiftçinin ekmek kapısı olan bu işte devletin çiftçi üretici birlikleriyle bir beraber bir strateji geliştirmesine ihtiyaç var. Buna Tarım Bakanlığı öncülük etmek mecburiyetinde. Ama Tarım Bakanlığı ne ile uğraştığı belli olmayan bir bakanlık. Yeri geliyor bizim gibi şikayet ediyor. Sanki uzaydan birileri gelip Türkiye'nin problemini çözecek gibi. Yeri geliyor, azarlıyor, itham ediyor. Beceremiyorsunuz, yapamıyorsunuz diye. Ama kendileri gidip başka yerlerden madalyayı göğüslerine takmaktan da imtina etmiyor. Bu mantığı anlamak mümkün değil. Devlet mutlaka çiftçisinin yanında olmak mecburiyetinde. Mutlaka. Ama ne yazık ki sık sık tekrarladığımız gibi kanunen vermeleri gereken desteğin ancak üçte birine yakın bir kısmını veriyorlar. Bütçeye koydukları ziraate verilen destek için para 14,5 milyar lira, kanunen vermeleri gereken milli gelirin %1'i en az, o da 35 milyarın üstünde olmayı gerektiriyor. Yani devlet bir yol bulmalı. Gerektiğinde işte aileler yardım istiyor, yardım götürülüyor, sığınmacılar var. Bunların hepsine patates kullanılarak, verilerek, hibe edilerek yardım edilebilir. Çiftçinin elinden uygun bir şekilde alındıktan sonra ihracata yönlendirmek mümkün. Verdikleri 50 liralık desteği niye 100 liraya çıkarmıyorlar? O kadar destek verilir mi? Döviz açığınız var ya. Döviz sürekli yükseliyor. Nasıl kapatacaksınız bunu? Bir yol bulacaksınız. Bunun da en kestirme yolu aslında tarım ürünlerini desteklemektir. Kendi çiftçisine sahip çıkmaktır. Tabii bir başka örneği de şurada hemen ifade edeyim. Mardin çiftçisi son zamanlarda basına da yansıdı. Oldukça zor durumda. 40 köyün elektriği kesildi. Neden? Çünkü o bölgede 500 metreye yakın derinlikten su çıkararak tarımı, çiftçiliğini yapmaya çalışanlar artık elektrik ücretlerini ödeyemiyorlar. Bunun üzere onların tek başına elektriklerini kesme yerine şimdi elektrik şirketleri bir yol buldu. O bölgenin tamamını kesiyor elektriğini. Bu kadar insafsızlık ve haksızlık olmaz. Şimdi her kuyunun başına bir saat takacaklar ve bunu da çiftçiyi cezalandırmak için yapacaklar. Çiftçiyi ödüllendirmek için değil. Muhterem arkadaşlarım, eğer devlet milyarlarca lira parayı toprağa gömerken GAP projesinin esas önemli olan sulama ayağını hayata geçirebilmek için sulama kanallarını bugüne kadar yapıp bitirmiş olsaydı çiftçinin böyle bir derdi olmayacaktı. Bunu yapmayan iktidar bunun acısını şimdi en ciddi ürünü çıkararak ülke ekonomisine katkı sağlayan kendi çiftçisinden çıkarıyor. Akla, havsalaya uymayan bir yaklaşım. Türkiye'nin en kaliteli Durmuk buğdayı Mardin, Diyarbakır civarında üretiliyor. Biz dışarıdan 5 milyon ton buğday ithal ediyoruz. Dünyanın en kaliteli mercimeği o bölgede üretiliyor. Biz gidip bizden tohumu alan ne yazık ki Kanada'dan mercimek ithal ediyoruz. Yetmedi, nohut, fasulye ithal ediyoruz. Şu düştüğümüz hale
bir bakın. Hakikaten Allah akıl versin, fikir versin demeden başka da bir yaklaşımımız olmuyor. Muhterem arkadaşlarım, şunu herkes bilmeli ki Güneydoğu ancak ve ancak tarımı da orada yaşayan insanların kendi geçimlerini sağlaması da o bölgedeki ziraatin teşvikiyle mümkün. Bunun yolu gidip Çanakkale'ye köprü yapmak değil şimdi. Gidip Mardin'e, o bölgeye sulama kanalları yapmaktan geçiyor. Sadece laf. O bölgeye gidecek sulama kanallarının 3 misli uzunlukta yapabilirlerdi. Eğer 15 yılda yeterli kaynağı o bölgeye ayırmış olsalardı ve elde edecekleri ekonomik gelir de emin olun oraya yapılan yatırımları süratle fazlasıyla tekrar ekonomiye kazandırırdı. Maalesef bu konudaki ikazlarımızı hükümet sadece iktidarı tenkit etmek için söylediğimiz söz olarak alıyor. Oturup düşünmüyor. Ben hakikaten merak ediyorum şu Tarım Bakanlığı Türkiye'de Allah rızası için ne yapıyor diye. Üretimi planlayacağına ithalatı planlıyor. Tohum yetiştireceğine dışarıdan tohum almayı planlıyor. Ya pancar tohumu bile dışarıdan geliyormuş, ben bilmiyordum. 15 yıl iktidarda bulunacaksınız ve siz bu konuda tek adım atmayacaksınız. Ama ekonomi öyle bir çıkmazın içine girdi ki şimdi iş daha da garipleşti. Tiyatro haftasındayız gerçi, öyleymiş. Sayın Cumhurbaşkanı geçenlerde Trabzon'da, biraz Trabzonlular buna bozulmuşlar. Ya niye bu tip şakaları bizim Trabzon'a da geliyor yapıyor diye. 1 milyon liranın altı sıfır atılması neticesinde 1 liranın ya nasıl indirildiğini, affedersiniz tuvalete giderken bile eskiden 1 milyon lira ödeyenler şimdi nasıl rahatlıkla 1 lira ödedikleri gündeme getiriliyor. Sonra ne oldu? Yani hakikaten gülmemek mümkün değil. Şimdi 1 milyon lirayla ne alınıyordu geçmişte, şimdi 1 lirayla ne alınıyor? Aynı para sayılır. Sayılır da aynı para zaten. O zamanların 1 milyon lirasıyla 78 gram et alınırmış. Şimdi 1 lirayla 3'te 1'e düşmüş. 25 gram et alabiliyor vatandaş. O zamanın 1 milyon lirasıyla 680 gram süt alınıyormuş. Şimdi bu 250 grama düşmüş. O zamanın 1 milyon lirasıyla 203 gram peynir alınıyormuş. Şimdinin 1 lirası ile peynirde daha da felakete gitmiş iş. 43 gram peynir alabiliyoruz. 1 milyon lirayla o zamanın 10 adet yumurta alınırken şimdi ancak 2 yumurtaya razı olmak mecburiyetinde kalmışız. O zamanın 1 milyon lirası ile 406 gram nohut alınırken şimdinin 1 lirasıyla da 79 gram nohut alır hale gelmişiz. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Nereden nereye geldik? Müthiş bir mesafe kat edildi. 6-0 atılınca artık çay simit hesabı yok. Aslında onu da bir tekrarlamaya ihtiyaç var zannediyorum. Bu rakamlar bugünkü iktidarın pilinin bittiğinin işaretidir. Problemleri çözemiyorlar artık. Çözme imkanları ortadan kalmadı. Çünkü bildikleri yanlış politikaları, 15 yıldır ülkeyi çıkmaza sokan politikaları devam ettirmekte kararlılar. Hala parayı toprağa gömüyorlar. Yani hakikaten duvara tosladığımızın denizin bittiğinin en büyük hesabı, iş oralarda bitince tuvalet hesabına geldik, dayandık. Herhalde ilk defa dünyada ekonomik hadiseler
bu minval üzerinden mukayese ediliyor. Nereye geldik bilmem ama bir sanki tiyatro göstermesine benziyor. Bizim şimdi üzerinde durmamızı icap eden tuvalet fiyatları değil de 1 liranın nereye gittiğini, bütün çabalara rağmen 4 liranın altına çekmekte doları zorlanıyorlar. Euro'yu 5 liranın altına çekmekte zorlanıyorlar. İthalatı kısıtlama diye bir dertleri gözükmüyor. Sadece ihracattan bahsediyorlar ama şunu görmüyorlar. İhracat ne kadar artarsa ithalat ondan kesinlikle daha hızlı artıyor. Yani açık büyüyor. Maalesef bir kuruşluk artış, bunu bilelim, 42 milyar liralık dış borçla artışa sebep oluyor. Son 10 gündeki artışın Türkiye maliyeti sadece dış borçta 42 milyar lira. Son 2 yılda Türk lirası dolar karşısında %87 değer kaybetti. Ama ilgili bakana bakılırsa Türk lirası değer kaybetmiyormuş, dolar değer kazanıyormuş. Yani bu tespit çok önemli bir şey. Anlamamız lazım. Bazı arkadaşlarımız güzel mesaj. Ha kel Hasan, ha Hasan kel. Fark etmiyor neticeyle. Bu mantıkla bir şey çözülemez. Ülkenin problemlerinin farkına vardığımız da, iktidarın farkına vardığı da söylenemez. Tabii sadece bu rakamlar değil, bu ekonomik tablo karşısında işsizlik aldı başını gidiyor. 4 gençten birisi işsiz. Resmen 3,5 milyon işsiz gözüküyor. Ama sosyal yardımları aldıkları için 400-500 lira civarında, ben işsizim diye işsizlik fonu iş arayanlar müracaatta bulunmadıkları için iş ve işçi bulunma kurumuna onların işi var gibi görülüyor. Öbür taraftan da eskiden bir kişi iş ve işçi bulma kurumuna müracaat ettiğinde bir sene o iş bulamazsa düşerdi rakamdan. Şimdi onu değiştirdiler. Önce 6 aya, sonra 3 aya indirdiler. Şimdi eğer 3 ay sonra bir işsiz tekrar müracaatta bulunmamışsa o işini bulmuş sayılıyor. Halbuki adam ümitsizlikten bir daha gitmiyor. Onun için rakam 3 milyon 250 veya 3,5 milyonla ölçülecek gibi değil. Bu rakamın 4-5 milyon civarında olduğu biliniyor. Üniversite mezunları, işsizler 1 milyonun üstünde. Bugün maalesef Türkiye'deki işsiz gençlerin sayısı 120 ülkenin nüfusundan fazla. 120 ülkenin dünyadaki. Ama aynı bakanımız bir başka konuşmasında da diyor ki çok açık ve net. Milli Eğitim'den bu da koordinasyon yok diyorum. Planlama bu iktidarın gündemine hiç girmedi diyorum. Ne dediğim bir türlü anlaşılmıyor. Planlama demek sadece ekonomiyi planlama manasına gelmiyor. Türkiye'deki bütün faaliyetlerin planlanması manasına geliyor. Şimdi bir taraftan biz eğitimde, üniversitelerde yüz binlerce genci belli mesleklerde yetiştiriyoruz, eline diploma veriyoruz. O diploma alanlar sadece devletten iş bekliyorlar. Onun için de bakanımız diyor ki halimiz kötü. Elhamdülillah. Yani bir gerçeği görüyor. İşletme ve iktisat mezunları kadro beklemesin. Yok kardeşim. Devlette böyle bir kadro yok. Boşuna beklemeyin. Mesaj açık. Ama bu mesaj her ne kadar iş bekleyen, arayan gençlere veriliyorsa da bu mesaj kendi hükümetine, kendi Milli Eğitim Bakanına, kendi üniversitelerine
Ama diyeceksiniz ki tamam da sadece ekonomi dalında, işletme dalında mezunlar mı iş bulamıyor? Yok. Her dalda gidin. Öğretmen olmuş 400 binden fazla insan var. Öğretmenlik kadrosu bekliyor. Ziraatten mezun bir sürü insan var. Mühendis olmuş insan var. Hiçbirisi iş bulamıyor ki. Yani hakikaten tabana vurdu bu iş. Ama bizi başka şehirlerle uğraştırarak dikkatleri buradan çevirmeye çalışıyorlar. Ama en sonunda hamdolsun ekonomiden sorumlu bakanlarımız zaman zaman bizim endişelerimizi farklı bir üslupla dile getiriyorlar. Ama söylemlerimizin ne kadar doğru olduğunu onlar da teyit ediyorlar, doğruluyorlar. Lafa geldiği zaman bazıları da çıkıyor, Türkiye'de işsizlik yok, iş beğenmeme var diyorlar. Kısmen doğru mu? Kısmen doğrudur da bu işsizliğin olmadığı manasına gelmiyor. Siz şimdi gider de iktisat mezunu, fakültesi mezunu gence pizza sattırırsanız, biyoloji mezunu, kimya mezunu gence AVM'de tezgahtarlık yaptırırsanız, elbette bunun beğenmemek olduğunu da kabul etmek mecburiyetindeyiz. Mecbur kaldıkları için bu işlerde çalışıyorlar.